Sevgili izleyicilerimiz, piyasalardaki gelişmelerin, verilerin, haberlerin, toplantıların yatırım fonlarına yansımalarını bu hafta Yapı Kredi Portföy'le konuşuyoruz. Bu sponsorlu yayınımızda konuklarım Murat Bey, Murat Arkarakaş, Satış ve Pazarlama Grup Müdürü ve Kerem Bey, Kerem Baykal, Yurt Dışı Hisse Senetleri ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Grup Müdürü. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Seda Hanım. Merhabalar tüm yatırımcılara. Evet. Seçim öncesi son yayın bu aslında. Siz bu yayınımızı sevgili izleyicilerimiz 29 Mart günü izleyeceksiniz. Biz de 28 Mart günü çekiyoruz. Bilgileri, verileri ona göre değerlendirmenizi rica ederek. Şimdi öncelikle bir yurt dışı piyasaları aslında konuşmak isterim. Kerem Bey ilk sorumu soracağım. Geçtiğimiz haftalar Merkez Bankaları haftalarıydı. Hem Fed'in, hem ECB'nin, hem Japonya Merkez Bankası'nın ve diğer merkez bankalarının kararlarını takip ettik. Pandemi süreci sonrasında arttırılan faizler şimdi artık yavaş yavaş aşağı doğru çekilmeye başladı ya da o sürece girileceğine dair mesajlar veriliyor. Fed'in işte piyasaları beklediği gibi faizi sabit bırakması, arkasından da Powell'ın nispeten biraz daha güvercin bir konuşma yapması bu bir hani not olarak alınabilir. Tabii Avrupa Merkez Bankası'nın durumu biraz daha farklı çünkü Avrupa ekonomileri Amerika'ya göre biraz sıkıntıdalar. Onlar sanki biraz daha agresif bir şekilde faiz indirimine girecekler gibi gözüküyor. 2025'te de %2'lik hedeflerine ulaşacaklarını söylediler son toplantı sonrasında. Bir de burada dikkat çekici olan geçen hafta Japonya Merkez Bankası'nın verdiği karardı. 2007 senesinden beri sürdürmekte olduğu negatif faiz politikası artık pozitife doğru çevirmiş oldu. Ama orada da hani belki biraz oraya da değinebilirsiniz. Enteresan bir şekilde yenin değer kazanmasını beklerken aslında dolar karşısında epeyce değer kaybettiğini gördük. Hatta piyasaya sözlü bir müdahale de geldi Japonya Merkez Bankası tarafından. Tüm bunlar ışığında yani dünyada merkez bankalarının bu kararları, bunların etkileri piyasalara ve yatırım araçlarına bize böyle bir özet yapabilir misiniz? Hem yabancı hisse senedi piyasaları tarafı, hem tahvil piyasaları, hem de emtialar açısından. Tabii ki memnuniyetle sizi çok güzel özetlediniz Seda Hanım. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir kere dünyadaki şu anki hikaye şu. Kriz yok. Eskiden dünyada faizler artınca bir yerde bir finansal kriz çıkardı. O finansal kriz de bütün ekonomiyi beraberinde aşağı getirirdi. Bu 2001'de gördüğümüz, 2008'de gördüğümüz, 90'larda gördüğümüz, 80'lerde gördüğümüz hep kötü senaryolar bu şekilde gelişirdi. Ama bu sefer faizler çok hızlı artmasına rağmen pandemi sonrasında hiçbir yerde kriz çıkmadı. Kriz çıksa bile bu krizler kontrol altına alındı. Artık merkez bankalarının takım çantalarında çok kuvvetli araçlar var. Bir yerde yangın çıktığı zaman o yere çok rahat müdahale edebiliyorlar. Buna en son 2023 yılının Mart ayında Amerika'daki orta ve küçük ölçekli bankalar krizi sırasında gördük. Fed ne yaptı? Hemen oraya müdahale etti. Bazı araçlar açıkladı ve oradan herhangi bir ekonomiye zarar gelmeden Amerika oradan çıkış yaptı. Şimdi yatırımcılar bunun farkında. Dolayısıyla yatırımcıların artık bir kriz beklentisi yok. Ve bahsettiğiniz gibi merkez bankaları da artık faiz indirimi sürecine girdiler. Dediğiniz gibi ülkeler arasında ayrışmalar var. Arada bir Japonya var faiz arttırıyor. Türkiye de şu an faiz arttıran kısımda. Ama geneli faiz indiriyor. Dünyadaki hikaye şu anda bol likidite var ve paranın maliyeti önümüzdeki dönemde azalacak. Bunu görüyor şu anda herkes. Dolayısıyla sene başından beri gördüğümüz fiyatlama küresel piyasalarda riskli varlıkların yukarı yönde gitmesi şeklinde oldu. Biz olaya nasıl bakıyoruz kendi tarafımızda? Hisse senetlerini beğenmeye devam ediyoruz. Beğendiğimiz, en çok beğendiğimiz ülke Amerika olmaya devam ediyor. Siz bugün Amerika'ya baktığınızda %10 ile %15 arasında büyüyen karlar görüyorsunuz yıllık bazda. Bu diğer birçok ülkede olmayan bir özellik. Ama bununla beraber yine bazı ülkeler çok cazip geliyor bize. Bunların arasında Arjantin çok ilginç bir hikaye. Bunların arasında Japonya çok ilginç bir hikaye. Bunların arasında Hindistan çok ilginç bir hikaye. Biz bu taraflara da bakıp odaklanıyoruz ama asıl odağımız halen Amerika'daki piyasa olmaya devam ediyor. Amerika'daki hisse senetlerini beğenmeye devam ediyoruz. Bundan sonraki dönemde asıl beklentimiz, şimdi
çok büyük bir seküler uzun vadeli bir trend başladı. Nedir? Bu yapay zeka, çipler. Herkes biliyor artık. Herkesin malumu. Tabii yatırımcılarda şey hissiyatı oluyor. Çok gitti satalım hissiyatı olabiliyor. Biz bunu pek tavsiye etmiyoruz. Çünkü bu uzun yıllar devam edecek bir hikayeye benziyor. Ama biz mesela kendi içimizde, yabancı hisselerimizde biraz bir süre bu geçtiğimiz 1,5 senede gördüğümüz temanın dinlenebileceğini, daha çok geride kalmış enerji sektörü, madencilik sektörü gibi eski endüstri şirketlerinde değer olabileceğini düşünüyoruz Amerika tarafında. Biz mesela kendi tarafımızda yurt dışı hisse senetlerinde bu rotasyonları yapıyoruz şu anda. Arada bazı tekil hisse senetlerinde de turnaround story dediğimiz, yani geri gelecek bir şirket bazı badirelerden geçmiş, yönetim değişikliği oluyor. Yeni bir hikaye yazmaya çalışıyor. Bu tip beğendiğimiz hisse senetleri de var. Biz bu taraflara doğru gitmeye başladık. Ama hala yapay zeka ve çip teması baki uzun yıllar süreceğini düşünüyoruz. Şimdi hisse senedi tarafı böyle. Faiz tarafında çok bir şey yok. Çünkü şeyi çok iyi biliyoruz. Önümüzdeki dönemde genel faiz hadleri aşağı doğru gelecek. Faize baktığınız zaman Türkiye Eurobondları çok güzel bir faiz veriyor. İç verimleri çok iyi. Yani Türkiye Eurobondlarını hala her zaman portföyde durması gereken kıymetler olarak görüyoruz. Öte yandan altını beğenmeye devam ediyoruz. Çünkü başında neyi dedik? Dünyada likidite var ve paranın maliyeti aşağı doğru gelecek. Aynı zamanda altın normalde böyle bir dönemde değerlenir ki değerlenmeye de devam ediyor. Bir de böyle şu anda içinde geçtiğimiz dönemde dünyadaki ülkeler arasında çeşitli sürtüşmeler var. Siz altın satın aldığınızda aslında olası bir alevlenmeye karşı ülkeler arasında bir sigorta satın almış oluyorsunuz. Bu iki özelliği nedeniyle altını biz beğenmeye devam ediyoruz. Gümüşü beğenmeye devam ediyoruz. Bununla ilgili fonlarımız da var. Murat Bey zaten birazdan bahsedecektir. Ve bütün bunların arasında unutmamamız gereken dolar endeksi. DXY dediğimiz, diğer gelişmiş ülke paralarına karşı DXY endeksi bizim için çok önemli. Biz DXY endeksinin daha da değerlenebileceğini düşünüyoruz. Diğer gelişmiş ülke para birimlerine göre. Bunun da sebebi, siz de en başında çok güzel söylediniz, Amerikan ekonomisi hızlı. Dolayısıyla en son faiz indirimine gidecek ekonomi olabilir. Kendi gelişmiş ülkeler içerisinde bu sebeple faiz desteğini en uzun süre olacak para birimi olacakmış gibi görünüyor. Onun için biz G10 kurları arasında doları beğenmeye devam ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz buradaki yorumlar için. Biraz da yurt içi piyasaları yorumlayalım. İsterseniz aslında izleyicilerimiz de çok merak ediyorlar. Özellikle şimdi önümüzde bir seçim var pazar günü. Bunun öncesinde geçtiğimiz haftada para piyasası kurulumuzun sürpriz bir kararı oldu. Piyasalar hiç beklemiyordu aslında bu 50 baz puanlık faiz arttırımı. Gerçekten şaşırtıcı oldu diyebiliriz. Hem bu son karar hem Türkiye'de şu anda uygulanmakta olan makroekonomik politikalar çerçevesinde bir yandan da Merkez Bankası aslında piyasadaki yüksek likiditeyi de çekmeyi başardı. Bunu da görüyoruz bir yandan. Siz burada yerli hisse senetlerimizi, Borsa İstanbul'u ve gene sabit getirili menkul kıymetler tarafını nasıl görüyorsunuz önümüzdeki dönem için? Çok güzel. Bizde biraz daha farklı bir durum var. Çok güzel söylediniz. Bizde likidite biraz geri çekiliyor. Paranın da maliyeti artıyor. Faizler artıyor. Şimdi bir kere Merkez Bankası'nın son kararlarını biz tabii ki buradan takdirle izliyoruz. Çünkü dediklerini yapıyorlar. Bir çerçeve çizdiler. O çerçeveyi uyguluyorlar. Biz bu çerçeveyi doğru olarak kabul ediyoruz. Bu çerçeve Türkiye'de uygulanacak diye kabul ettiğimiz zaman bu çerçeve nedir? Çok basit anlatımıyla. Yukarıda bir faiz seviyesi var. O faiz seviyesinin altında bir enflasyon oranı var. Gelecek enflasyona baktığımızda. Ve Sayın Şimşek'in söylemlerine de bakarsak eğer, o oluşacak enflasyonun altında da bir döviz değerlenmesi var. Yani en tepede faiz oranı, daha altında bir enflasyon, daha da altında bir döviz değerlenmesi. Türkiye'nin şu anda makroekonomik politikası bu. Şimdi bunu doğru eğer olarak kabul edersek tabii ki sabit getirili menkul değerler çok ön plana çıkıyor. Bugün baktığınızda Merkez Bankası'nın en son kararıyla beraber artık bizim gecelik faizlerimiz %50'nin üzerine çıktı. Mevduatlar %50'nin üzerine çıktı. Bunları basit faiz olarak söylüyoruz. Siz günlük olarak repo yaptığınız zaman aslında yıllıkta elde edeceğiniz bileşik getiri çok daha yüksek. Bunlar çok yüksek oranlar. Dolayısıyla bu kısmı cazip. Bununla beraber
herhangi bir nedenden ötürü bizim politika yapıcılarımızın, Türkiye'deki politika yapıcıların elinde olmayan nedenlerden ötürü bu çizilen çerçevede değişiklikler olabilir. Neler olabilir mesela? Yurt dışında emtialar eğer yükselirse bu bir risktir. Jeopolitik gelişmeler olursa bu çizilen çerçeveye bir risktir. Biz yatırımcılar olarak bu tip risklere karşı kendimizi korumak için her zaman elimizde hisse senetlerinin de olması gerektiğini düşünüyoruz. Borsa İstanbul'da 2021 ve 2022 yıllarında topyekun bir yükseliş gördük. Neredeyse ne aldıysanız gitti. Ama 2023 ve 2024'te bu sene de hisse senedi seçiminin ve sektör seçiminin çok önemli olacağını düşünüyoruz. Bizim burada aslında sağladığımız ekspertizle buradaki yurt içi hisse senedi ekibimiz bu sektörler arasındaki rotasyonu ve içlerindeki hisse senedi seçimlerini çok iyi yapıyorlar. Dolayısıyla bu şekilde yatırımcıya değer katmaya devam edecekler. Biz bugün baktığımızda Türkiye'deki blue chip adını verdiğimiz büyük piyasa değeri olan hisse senetlerine değer görüyoruz. Aynı zamanda ihracatta devam edebilecek hisse senetlerine değer görüyoruz. Çünkü yurt içi pazar bir miktar daralacaktır. Şu anda bu şekilde yönetiyoruz. Ama gelişmelere göre her zaman dinamik bir şekilde bu alokasyonları yapmaya devam edeceğiz. Evet, özellikle de bu belki dediğiniz gibi artan faiz oranları, kredi faizlerinin artmasıyla beraber küçük firmalar için bir sıkıntı ortamı oluşur mu? O yüzden mi büyük firmalar diyorsunuz? Aslında dememizin nedeni biraz daha farklı. O da bir risk unsurdur tabii ki. Ama şu anda bizim gördüğümüz kadarıyla ne orta ne küçük borsaya açılmış şirketlerden bahsediyorum. Ne de büyük firmaların krediye erişiminde bir problem görmüyoruz. Hatta borsaya açık şirketlerin birçoğu bu seneki kredilerini dövize doğru döndürdüklerini görüyoruz. Çizilen makroekonomik çerçeve dahilinde. Şu anda krediye erişimleri var. Küçük ve orta ölçekli şirketlerin yine aralarında istisnalar tabii ki var. Hem de çok fazla var. Ama küçük ve orta ölçekli ve iç pazara iş yapıyorsa, daralan bir iç pazar olacaksa, bu şirketler sıkıntı yaşayacak anlamında değil. Ama yatırımcıya sağlayacağı getiri, daha büyük ve ihracat yapabilen şirketlere kıyasla daha düşük olma riski var. Dolayısıyla biz büyük hisse senetlerini daha çok beğeniyoruz bu sene içerisinde. Aynı zamanda şunu da unutmamak gerekiyor. Türkiye'nin uyguladığı makroekonomik çerçevede buraya yabancı yatırımcı ilgisi başlarsa ki geçen Kasım ve Aralık aylarında başlamıştı. Bu Mart ayında biraz sönümlendiğini gördük. Eğer yabancı yatırımcı ilgisi yeniden gelmeye başlarsa ilk geleceği hisse senetleri tabii ki büyük ölçekli hisse senetleri olacaktır diye düşünüyoruz. Sebeplerini bu şekilde söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz Kerem Bey. Çok sağ olun. Buradan fonlar tarafına geçelim. Murat Bey'e sorumu soracağım. Tabii önümüzde diyoruz seçim var, ondan sonra bir bayram var. Ama her zaman da izleyicilerimize diyoruz ki yatırım fonları tarafında aslında orta ve uzun vadeli bir bakış açısıyla bakmak lazım. Kendi varlık dağılımınızı önce belirleyin, kendi risk tutumunuza göre sonrasında da bu varlık dağılımına uygun fonları seçin diye her zaman tavsiyede bulunuyoruz. Ama tabii kısa dönemde bu tür belirsizlikler olduğunda yatırımcılarımız da biraz endişe edebiliyorlar, panik olabiliyorlar. Şimdi biz biraz isterseniz önümüzdeki dönem için sizin önerilerinizi konuşalım. Varlıklar bazında neler öneriyorsunuz? Fonlar bazında neler öneriyorsunuz? Biraz Kerem Bey bahsetti. Kıymetli madenleri beğendiğinizi söyledi. Bu tarafta bir kredi portföyü olarak izleyicilerimize hangi ürünlerinizi sunarsınız? Hisse senetleri yine aynı şekilde. Yabancı hisse senetleri. Buralarda hep yatırımlarınız olduğunu da biliyoruz Murat Bey. Ben sözü size bırakayım. Buyurun. Çok teşekkür ederim Serra Hanım. Tüm yatırımcılarımıza merhaba diyorum tekrardan. Şimdi Kerim bütün hem global hem yurt içindeki özetine paralel aslında bizim bu beklentilerimizi hangi yatırım fonlarımız karşılıyor sorusuna cevabı şöyle başlayayım. Kerim'in ilk başta bahsettiği aslında Amerika'daki biz bir potansiyel olma ihtimalini önümüzdeki dönemde faiz indirimiyle birlikte burada hisse senetlerindeki yakalanacak fırsatları başta yay serbest fonu, yay fonumuzda, yabancı teknoloji fonumuzda ön plana çıkararak eşleştiriyoruz.
Yay biliyorsunuz Kerem'in masasından yönetiliyor ve geçen sene en yüksek getirili, alanındaki en yüksek getirili %143 gibi bir getirisi olan birinci bir göz bebeği fonumuzdan bir tanesi. Kerem'in bahsettiği stratejiyi bu bağlamda en azından teknoloji hisseleri için çok iyi bir şekilde yansıtan bir fonumuz. Bunun yanında yine Kerem'in sözlerinden ne çıkardık? Yurt dışında diğer ülkelerde de potansiyel var. Uzak doğusundan Amerika'sına, Avrupa'sına buralarda bir potansiyel olabilir yatırımcılarımızda. Yatırımcılar da bunları duyduğu zaman bunlara nasıl erişim sağlayacağımız sorusunu da hep aklımlarında düşünüyorlardır. Biz hemen orada YTD fonumuz, Global Fon Sepeti fonumuzda da aslında yatırımcılarımızın bu taleplerini de karşılıyoruz. Hiç buralarda hangileri potansiyeldir, nerede fırsat yakalarız düşüncesine kapılmasınlar. Fon yöneticilerimiz buradaki fırsatları yakalamak anlamında YTD ile aslında bu getiriyi yatırımcılarımıza ortak ediyor. İlk başta dediğim gibi hisse senetleri tarafında Kerem'in özetlerinden bunları çıkarabiliriz. Lafın arasında şunu da bahsetti. Robotik teknoloji ve AI tarafı gerçekten dünyada göz bebeği durumunda. Bizim bununla ilgili de YJK kodlu robotik ve yarı iletken sepet fonumuz, aynı zamanda da stopaj avantajı olan, Nisan sonuna kadar stopaj avantajı olan fonumuz aslında potansiyel, fırsat ve önümüzdeki dönemin, geleceğin yatırımları anlamında bir birikim sağlayacak. Hani hep konuşuruz ya, işte 2000 yılında, 2005 yılında Apple alsaydık, Google alsaydık şuralara gelirdi, şöyle olurdu gibilerinden. Bu potansiyeli barındıran aslında YJK fonumuz tamamen bu konseptte, bu mantıkta. Eğer biz şunu kabul ediyorsak, önümüzdeki dönem ilerisi AI, machine learning ve bunlarla oluşacak bir dünya düzenini düşünüyorsak bunun tam karşılığında YJK fonumuz. Bunu da aklımızın köşesinde tutalım. Evet Seri Hanım, bir de gene Kerem'in bize verdiği bilgiler içerisinde kıymetli madenler tarafında da aslında bizim altın ve gümüş için altın tarafında YKT, gümüş tarafında da YZG fonlarımız var. YKT altının klasik yatırım araçları içerisindeki karşılığı olan bir yatırım fonumuz. Son dönemde de zaten Fed'in kararından sonra çok ciddi bir şekilde tüm piyasada gördüğümüz gibi hem emeklilik fonlarında hem yatırım fonlarında ciddi bir yatırım teveccühü aldı. Bunu dediğim gibi yatırımcılar çok çabuk bir şekilde bu yatırım aracına ulaşabiliyorlar. Gümüşe geldiğimiz zaman gümüşte bir farklılığımız var piyasadan. Aslında bunu paylaşmak isterim. Gümüş fonumuz bir sepet fon. Bu 30 Nisan'a kadar olan stopaj avantajını kullanan yatırımcılar anlamında kıymetli bir enstrüman. Gümüşe ulaşabilmek ve gümüşle ilgili yurt dışındaki ETF'ler olsun, içerideki gümüş varlığı olsun, bunları bir sepet halinde birleştiren bir fonumuz olduğundan dolayı ve stopaj avantajını kullanmak açısından YZG'yi de kıymetli madenlerde değerlendirebiliriz. Evet, aslında Kerem'in yurt içi piyasalarla ilgili hisse senedi başlığına geldiğimiz zaman ise bizim birazcık daha göz bebeğimiz olan, aslında amiral gemimiz olan YAS fonumuz gene olası bir seçim sonrasında yabancı yatırımcının teveccühünü görmesi düşündüğümüzden dolayı yatırımcılarımızın yatırım yapabileceği önemli bir hisse senedi fonumuz. Onun dışında da aslında iki tane malum yeni dünya düzenimizde enflasyon muhasebesi diye bizim aslında yatırımcıların bilançoları karşılaştırmada zorlandığı bir yapıyı kolaylaştıran iki tane yatırım fonumuz var. Bu YDI ve YHS fonlarımız. Bu fonlarımızın içerisindeki hisse senetlerini bizim kurumumuzun içerisindeki sadece hisse senedi analizi yapan araştırma departmanımızdaki arkadaşlarımız en azından dediğim gibi bu enflasyon muhasebesiyle ilgili kafa karışıklıklarını yatırımcının üzerinden alıp fonun içerisindeki hisse senetlerini seçme kolaylığı sağladığı için YHS ve YDI fonumuzda hisse senetleri anlamında önemli bir silahımız diyebiliriz. Gelelim faizler tarafına. Faizler tarafında malum
son dönemde yatırımcıların en son Merkez Bankası'nın 500 bas puan faiz artırımından sonra da ciddi bir şekilde para piyasaları fonlarına yönlendiğini görüyoruz. Bizim de burada iki tane gene Yapı Kredi Bankası müşterilerinin alabildiği önemli para piyasası fonumuz var. Bir tanesi YPT, bu bir serbest fonumuz, serbest para piyasaları fonumuz. Diğeri ise YVD. Bunların ikisi de dediğim gibi Yapı Kredi Bankası müşterileri tarafından alınabiliyor. Ha, yatırımcılarımız şunu söyleyebilir. Peki bizim TEFOS üzerinden alabileceğimiz bir Yapı Kredi para piyasası fonu var mı? Bu da en azından onlara bir sürpriz olsun. Yakın bir zamanda geliyor olacak. Biz de aslında o çalışmalarımızı tamamladık. Şu anda SPK aşamasında. Onu da hayata geçtiği zaman TEFOS üzerinden ve tüm Yapı Kredi Bankası şubeleri ve alternatif kanalları üzerinden alabilecekleri bir para piyasası fonumuz olacak. Duymuş olduk. Peki Murat Bey, çok özür dilerim. Şimdi de para piyasası fonları bu ara çok revaçtaydı. Özellikle de sizin dediğiniz gibi Merkez Bankası'nın faiz artırımından sonra ve tabii önümüzde de bir bayram olduğu için açıkta parası olan, işte bayram sonrasında bir pozisyon almayı düşünen yatırımcılar için onların çok sorduğu bir soru aslında. Bayramda önümüzde 9 günlük bir süre var. Bu 9 günlük süre zarfında da para piyasası fonları bir getiri sağlıyor mu? Yani onlara bu dönem içerisinde de faiz işliyor mu tatillerde? Evet, Serra Hanım, gerçekten güncel faizleri yakalamak anlamında aslında önemli bir silah. Dediğiniz gibi bayram süresince önemli bir zaman aralığı. Burada para piyasaları fonları kıymetli bir yatırım aracı. Bunu biz de yatırımcılarımıza tavsiye ediyoruz. En azından likit kalmak isteyen yatırımcılar da önemli para piyasaları. Hemen bunun devamında biraz daha, tamam çok kısa vadede konuşuyoruz ama biraz daha uzun vadede bir şeyler var mı bu faizle ilgili diye soran yatırımcılarımız için de iki tane sabit getirili yatırım fonumuzdan bahsetmek isterim. Bir tanesi YBS, diğeri ise aslında birazcık daha uzun vadeli diyeyim. Yani sıralamayı şöyle yapabiliriz. Bizim para piyasaları fonlarımız YVD ve YPT. Biraz daha uzuna gittiğimiz zaman, özel sektör içerisinde dediğimiz zaman YBS ve daha uzunda da faiz avantajı sağlayabileyim, hangisinden yararlanabilirim diyen yatırımcılarımız ise YOT fonumuz var. Bu aslında dörtlü yatırım fonu sıralaması. Aslında YPT ile YVD aynı kategoride. Bu sıralama yatırımcılara faizlerdeki olası fırsatların yakalama avantajı sağlar. YBS dediğim gibi özel sektör borçlanma araçlarını içerir. YOT gene özel sektör olsa bile daha çok kamu ağırlıklı, kamu borçlanma araçları ağırlıklı bir yapıdadır. Burada şunu unutmamak gerek. Olası faiz artırımlarından sonra bu yatırım fonlarının içerisindeki kıymetler dönüşleri zamanında güncel oranlarla kendilerini yenilemektedir. Böylece aslında faizleri yükseliyor ve getirileri birazcık daha geriden gelse de ilerleyen dönemde çok daha faiz kazancını çok daha hızlı almak anlamında önemli yatırım araçları. Günün sonunda aslına bakarsanız hepsini toparladığımız zaman ne dedik? Yatırımcılar bir inşaat gibi düşünürlerse yatırımlarını, su basmanını sabit getirili ve para piyasaları fonlarıyla oluşturabilirler. Üzerine tatlandırıcı olarak aslında yerli hisse senedi, yabancı hisse senediyle bir portföy oluşturup fırsatları yakalayabilirler. Tabii ki yabancı enstrüman içerisinde en azından yabancı faiz içeren Eurobond fonlarımızda portföyün bir yerinde bulunması gerekiyor. Her ne kadar bizim temamız birazcık daha TL ağırlıklı bir dünyaya girdiğimizi gösterse de o da risklere karşı yatırımcıyı koruyabilir. Peki bu dağılım içerisinde ya biz bunu tek kalemde alabilir miyiz? Bu dağılımı tek tek yapmak yerine bir fon üzerinden alabilir miyiz diyen yatırımcılarımıza da 3 tane sepet fonumuzu önerebiliriz. Bunlar YAN, YAÇ ve YPV fonumuz. Sepet 1, sepet 2 ve sepet 3 fonlarımız. Bunlar da biraz önce bahsettiğim, aslında sıraladığım fonları kendi içerisinde dağıtıp yatırımcıya tek tek seçme uğraşından kurtarıp kolaylık sağlayan sepet fonlarımızdır.
Evet, bu fonların da daha önceki programlarımızda da çok çok bahsettik. Sıklıkla işte temkinli yatırımcılar için olanı, orta düzeyde risk alanlar için olanı ve daha riskli yatırım isteyenler için olanı diye de belki sınıflandırabiliriz. Ben sizi çok yorduk Murat Bey ama son bir soru sormak istiyorum. Son aslında haftaların güncel konusuydu yatırımcılar arasında altın fonlarıyla ilgili. Bundan birkaç hafta önce altın fonlarında bir hani sıkıntı yaşandı. Emirler gerçekleştirilemedi. Acaba yatırımcılarımız da çok merak ediyorlar. Bunun altında yatan sebep neydi? Serra Hanım çok doğru söylüyorsunuz. Bizde de yatırımcılarımızdan sıklıkla gelen bir soruydu bu. Aslında bunun temelinde içerideki yatırımcılarımızı korumak mantığı oturtulabilir. Biz malum basiretli tüccar mantığıyla öncelikle aslında sorumlu olduğumuz yatırımcılarımızı korumamız gerekiyor. Bu tür hızlı girişlerde, hızlı akımlarda içerideki müşterilerimizin yani fon içerisindeki yatırımcıların getirilerindeki olası oynaklığı yaşatmamak anlamında fonların stok sınırlarıyla olan yapısını bütün sektörde olduğu gibi herkes kullandı. Fonların bir stok sınırlaması var. Bu stok sınırlaması da aslında bu yoğun talebin bir şekilde regüle edilmesi, düzenlenmesi anlamında kullanılıyor. Bunu aslında şöyle bir örnekle paylaşabilirim. Mesela hisse senedi yatırımcıları çok aşinadır. Devre kesici diye bir tanımlama vardır, bir uygulama vardır. Bu bir hisse senedinde aşırı bir alım veya aşırı bir satım olduğu zaman regülasyonun koyduğu İMKB'nin belli bir süre aslında yatırımcıların yatırımlarını yaparken durun, bekleyin, düşünün mesajı için verdiği bir süredir. Aslında bu sınırlama, stok sınırlamalarını da bu mantıkla düşünmek lazım. Bu sadece altın için de geçerli değil. Herhangi bir enstrümana çok ciddi bir akım olur ise eğer bu uygulamalar her enstrüman için dediğim gibi hem gelecekleri hem de aslında içeride olanları korumak anlamında yapılan bir uygulamadır. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, aktardıklarınız için Murat Bey, Kerem Bey çok sağ olun. Size de şimdiden iyi bayramlar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bizler de tüm yatırımcılarımıza iyi bayramlar dileriz. Çok teşekkürler. 29 Mart aynı zamanda benim doğum günüm. Şimdiden iyi bayramlar. Evet. Çok güzel. Size de iyi yaşlar Kerem Bey. Mutluluklar diliyoruz. Teşekkürler. Çok sağ Sağlıklar. olun. Evet, sevgili izleyicilerimiz, bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Hepinize iyi seçimler ve iyi bayramlar şimdiden. Kendinize iyi bakın, bol kazançlar.